Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Videomda duvara asmış olduğum bu tabloyu yapıyor olacağız. İlerleyen kısımda bu tablonun 3 farklı renklendirme çalışmasını da görüyor olacaksınız. Oluklu mukavvalardan belirttiğim ölçülerde 3 tane karton parçası kestik. Üzerine yapıştırmak üzere de blok mukavvadan kalın bir mukavva bu. Ön kesiti hazırladım ve yan taraflara yapıştırmak üzere de şeritleri hazırladım. En arka tarafında bulunan parçamıza duvara asmak için ip geçirmek için delikler açtık ve buna ip geçirdim. Böylelikle duvara rahatlıkla asabileceğiz. Eğer isterseniz duvara yapıştırma aparatları da var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Çünkü hafif bir tuval olacak. İp taktıktan sonra tamamen çiçek tutkalıyla kaplayıp ikinci parçayı üzerine yapıştırıyoruz. Sonra ikinci parçayı da tutkal ile kaplayıp üçüncü parçayı yapıştırarak tuvalimizin ana hatlarını hazırlamış olduk. Ve bu şekilde 3-4 saat baskı altında tutuyoruz. Sonrasında yan şeritleri yapıştıracağız. Tekrar tutkal sürüyoruz. Yan şeritleri üzerine yapıştıracağız. Maskeleme bandıyla da sabitleyeceğiz. Hem uzun hem kısa kenarını bu şekilde sürdüm. Ve şeritlerimi üzerine koyarak maskeleme bandıyla bunları sabitledim. Üzerindeki fazlalıkları kestim tuvalimin düzgün görünmesi için. Evet, diğer iki parça kenara da aynı şekilde uygulamamızı yapıyoruz. Burada önemli olan oluklu mukavvaların sert yapıda olması önemli. Buna dikkat edelim. Ön taraf için kestiğim mukavvayı da üzerine yine çiçek tutkalı uygulayarak yapıştırıyorum ve bir müddet baskı altında bekletiyorum. Şimdi bu öndeki kart mukavva parçamızın üzerine rölyef pasta ile dokular yapıyorum. Bu doku uygulaması sonrasında yapacağımız eskitme çalışması için güzel bir zemin oluşturuyor. Bunu daha sonra tüm dokuyu uyguladıktan sonra bir gün bekledim. Ertesi gün üzerine stencil yardımıyla motif daha rahat yapabilmek amacıyla beklettim. Şimdi stencil'ımızı üzerine, yani şablonu üzerine bırakıyoruz. Orta noktasını belirleyip motifin orta kısmını da yerleştirdim dikkatlice. Rölyef pastamızı üzerine sürdük ve üst tarafın motifini uygulamış oldum. Ortadaki kısmı ortaya gelecek şekilde, yani motifin simetrisini almış oldum. Şimdi ortadaki kısmı güzel yerleştirdim ve alt tarafa tekrar rölyef pasta uyguladım. Böylelikle bu şekilde güzel bir motif çıktı ortaya. Bunu yine ben bir gün bekledim boyama işlemine geçmeden önce. Şimdi bütün zemini kına yeşili rengine boyamak istedim. Tamamını boyuyoruz. Yan taraf ve arka yüzeylerde dahil olmak üzere. Boyamamız bittikten sonra 3-4 saat bekletelim kuruması için. Eğer acil ise işimiz, fönle de kurutabilirsiniz. Bunun üzerine Burnt Umber'la eskitme uyguladım. Bunu glazing medium'la karıştırdım. Biliyorsunuz bu boyanın çabuk kurumasını önlüyor. Daha rahat eskitme yapabilmemizi sağlıyor. Ben
Börtembur'la eskitme yapmayı tercih ettim. Siz evde herhangi bir eskitme kremi olur, antikuin boyalar olur. Onlarla da bu eskitme işlemini yapabilirsiniz. Sürsil tekniği uyguladım. Üzerine sürdüm ve daha sonra silme uyguladım. Açıklık ve koyuluk derecesini siz zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz yerde koyuluklar bırakıp istediğiniz kısmı daha fazla açabilirsiniz. Kenar kısımlarına koyu kahve rengimle bu şekilde koyuluklar vermeye çalıştım. Koyulttum. Bunun üzerine şimdi motifi boyayacağım. Ancak düzgün bir boyama gerçekleştirmek için stansılımı tekrar üzerine oturtuyorum ve antik gold rengine motif kısmını boyuyorum. Bu üst tarafa uyguladım. Alt tarafa da aynı uygulamayı yapacağım. Stansılı üzerine koymadan önce hafif kurumasını bekleyin. Çünkü boyalarda dağılma olabilir. Şimdi motifi gold rengine boyadıktan sonra üstüne koyu meşe rengimle geçişler yapıyorum. Bunu motifin üzerine de uyguluyorum. Farklı güzel bir ton çıkıyor ortaya. Bakır tonları gibi bir tona ulaştım. Motiflerin üstünde hoş göründüm. Bu uygulama bu şekilde. Bu şekilde de bırakabiliyoruz tablomuzu. Ama isterseniz ben beyaz ışıltılar da verdim. Siz de bu beyaz ışıltıları verebilirsiniz. Dediğim gibi eğer tercih etmezseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Şimdi beyazlıkları istediğim yerlere uyguluyorum. Fırçamı çok bastırmadan hafif hafif süpürme şeklinde uygulama yaptım. Bu çalışma bu şekilde bitti. İkinci renklendirme fikri vermek amacıyla size ikinci çalışmamda da motifi kırmızıya boyamak istedim. Ben kırmızıyı seviyorum tablolarda kullanmayı, kırmızı rengini. Tekrar stansılım üzerine yerleştirip kırmızı rengiyle renklendirme yaptım. Alt ve üst tarafı. Ve kuruduktan sonra motifim üzerindeki kırmızı biraz koyuluk vermek istedim kenarlardan içeriye doğru. Çünkü bu farklı bir renklendirme çalışması olsun istedim. Dediğim gibi size fikir vermek amacıyla bu şekilde ikinci renklendirmeyi yapıyorum. Evet, bu şekilde motifin üstün ne olmak üzere de hafif renk uygulaması yaptım. Sonra üzerine yine antik gold'la ışıltılar vermek istedim. Fırçayla yine hafif hafif fırça darbeleriyle güzel vuruşlar yaptım ve bunlar tabloya hoş bir görüntü verdi, ışıltı verdi. Bu antik gold'umu motiflerin üzerine de uyguladım. Kırmızı üzerinde özellikle çok güzel durdu. Kenarları da hafif hafif süpürmeler yaparak bir bütünlük sağlamaya çalıştım. İkinci renklendirme çalışmam da böyle. Diğer çalışmada burada motif uygulamasını tekrar yaptım tuval üzerine, ancak dokuları sadece kenarlara vuruşlar şeklinde uygulamıştım. Renklendirmesine gelince tamamını laciverte boyadım tuvalin. Sonra motifi antik gold'la boyadım, stansılı üzerine yine koyarak ve
Daha sonra koyu meşe rengimle yine geçişler yaptım. Son olarak da nane yeşilliğiyle ışıltılar verdim. Bu çalışma da çok güzel görünüyor. Bu şekilde size bilgi vermiş oldum. 3 çalışmayla. Eğer videomu beğendiyseniz, beğeni yaparak kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.